Evet, ben böyle bir oyun yaptım. Oyunumda başla yazan yerden şurası başlayıp zarda çıkan rakama göre ilerliyorsun. Örneğin buraya gelince bir tur arkadaşlarını oyna diyor. Bir tur bekliyorsun burada sanki arkadaşlarını oynuyormuş gibi. Piyonlar bunlar. Ve ben bunları da tanıtmak istiyorum. Bunlarda paranın birimi yazmıyor. Çünkü bunlar bir para değeri, yani para değil değeri ol, para değil ki değeri olsun. Mesela burada ben zarımı attım, 2 çıktı. Başla noktasından 1, 2 oynuyorum. 20 TL al diyor. 20 TL'm olunca bunu alıyorum. Buraya bir kalemle 20 yazıyorum. 10 TL'sini diyelim ki harcadım. 20'den 10 çıktı. 10 kalıyor. Ben buraya 20'yi silip 10 yazıyorum. Onun haricinde mesela ben zarımı attım. İlk atışımda 3 çıktı. O zaman başla yazısından ilerledim 1, 2, 3. Buraya geldim. Sonra bir daha attım 1 çıktı. 1'e geldim. Diyor ki aşağı kata in. Oradan aşağıya iniyorum. Dinlenme bölgesine git. Orası nereymiş bakalım. Burası diyor ki dinlenme bölgesi. Bir tur dinlen. Böyle gitmişsin buradan, böyle başladın, böyle geldin. Çok yoruldun, dinlen diye yapılmış. Biz de burada bir tur bekliyoruz sanki dinleniyormuş gibi. Yani atıyorum ben bu piyonla oynuyorum diyelim ki. O zaman piyonumu alıyorum. Buraya geldim. Buradan böyle indiriyorum. Dinlenme bölgesine git. Oraya gidiyorum. Orada işim bitene kadar, yani bir tur olana kadar orada bekliyorum. Ve diyelim ki ben zarımı attım, 2 çıktı. Başlangıçtayım daha. Attım, 2 çıktı. O zaman başlama noktasından 2 tane ilerleyince 20 TL al diyor. Diyelim ki onu aldım. Sonra bir daha attım. Bu sefer de 1 çıktı. Yine 1 oynadım. 30 TL'ye satın al diyor. Başlama noktasında 50 TL al dediği için, oyuna da başlangıçtan başladığın için başlama noktasına piyonunu koyunca zaten 50 TL alıyorsun. İlk 50 TL'n oluyor. 50 TL'yi bu 20 TL alma yerine hiç gelmesen de 50'de 30 olduğu için burayı satın almak istiyorsan 50 TL'nin 30'unu verip kasaya verip ödeyip orayı alıyorsun. Ama almak istemiyorsan ya da paran yetmeyecekse o zaman o zaman açık arttırmaya çıkıyor. Ve ben oynaya oynaya buraya geldim diyelim ki. Diyor ki Kodes'te 2 tur bekle. Kodes'e giriyorum. Burası. Buraya kendi piyonumu da koyuyorum. 2 tur demek yani benim piyonum buydu. Bu oynuyor. Bu oynuyor. Bu oynuyor. Sıra bana gelince ben oynamıyorum. Bir tur beklemiş oluyorum. Yine bu oynuyor. Bu oynuyor ve bu oynuyor. Sonra ikinci tur oluyor. Yine ben ikinci turumda da oynamıyorum. Bu oynuyor, bu oynuyor ve bu oynuyor. O zaman üçüncü tur oluyor ve ben üçüncü turda Kodes'ten çıkıp oynuyorum. Kodes'ten çıkınca
Tekrar bu kodeste iki sur bekle yerine geliyorum. Ama kodese girmiyorum. Çıkma süresi geldiği için zarıma atıyorum. Bir çıktı. Bana bir çıktı. Ben de o yüzden piyonumu bir ilerletiyorum. Diyor ki başkent 50 TL satın al. Satın alacağım. Diyelim ki. Satın almak isteyince burası en pahalı yer başkent olduğu için. 50 TL'yi veriyorum. Para yerimde de diyelim ki 70 yazıyor. 70'i siliyorum. Onun yerine 70'ten 50 çıktı, 20, 20 yazıyorum. Ve oyunu oynayınca bununla işimiz bitince bu mikrop olarak düşünülüyor. O yüzden kodese koyuyoruz. Bununla işimiz bitince oyunda şu şekilde bunun içinde bir kalemtıraş var. Burasından kalemi sokup açıyorsun. İçi dolunca da açıp boşaltıyorsun. Bu oyun çok eğlenceli bir oyun. Boş vakitlerinizde oynayabilirsiniz. Oyunu oynarken ne yaparsanız sizin için iyi olacağını düşünün. Ve ona göre satılan yerleri satın alıp almayın bence. Çünkü daha iyi olur. Ama zaten bu oyun satışa çıkarılmayacağı için yani oyunu ben tasarladım. Sadece bende var. Bundan dolayı ben arkadaşlarımla oynarsam ya da ailemle, akrabalarımla o zaman yani bu oyunda ne senin için iyi olacaksa ona göre oynaman gerekiyor. Yoksa oyunda iflas edebilirsin, kazanamayabilirsin ve kazanmak için en çok yere sahip olmak gerekiyor. Bu vitamin, bu ikisi mikrop. Fark ettiyseniz burası bir ağızın içi. Tabii hiçbir ağızda merdivenler, kodes olmaz. Ama neyse, bu bir oyun sonuçta. Güzel bir oyun. Bence sizin de imkanınız varsa yapın yani. Çünkü bence çok eğleniyor oyun oynarken. Ve oyunda oyuncuların kararlarına göre vitamin piyonla oynayan kişiler bir grup, mikrop piyonla oynayan kişiler bir grup olabiliyor. Oyunumuz böyle bir oyun. Oyun 4 kişi ile oynanabiliyor. Ama 4 kişi haricinde 2 veya 3 kişiyle de oynanabilir. Siz eğer kendiniz böyle bir oyun yaparsanız ve 4'ten fazla piyon ile paraların ne kadar olduğunu bildiren yer yaparsanız, ne kadar bunlardan yaparsanız o kadar çok kişiyle oynanılabilir oyun. Ve bence oyun ne kadar çok kişiyle oynanırsa o kadar eğlenceli olur. Ama siz mesela 10 tane 10 tane piyon yaparsanız bu oyunda benim tasarladığımda ondan az satın alma yeri var. Bundan dolayı ondan az satılık yer olduğu için yani oyunun zevki kaçar bence. O kadar da çok kişi yapmamalıyız bu yüzden. Evet, oyun ne kadar çok kişiyle oynanırsa bence o kadar güzel olur dedim ama yani o kadar da aşırı çok kişi olursa o zaman yani oyunda illaki kazanamayacak kişiler olur. Şöyle bir tekrar göstereyim iyice.
Böyle. Güzel bir oyun. Yapmanızı tavsiye ederim imkanınız varsa.